Stop. Senaryoyu verin bana. Buyurun hocam. Çok iyiydi sır, eline sağlık. Sayınız efendim, sağ olun. 15. planı attınız galiba hocam. Attım. Sırrı abi göndereyim mi o zaman? Gönder. Sırrı abi, bıyıklarını sakın kesme, tamam mı? Henüz yeni bölümler elimize geçmedi. Sonraki bölümlerde belki rolün çıkabilir. Ölmedin mi yani? Senaristin işi belli olmaz abi. Belki de yaralanmışsındır. Bizden haber bekle. Başına efendim. Buyur baba. Sağ ol benim canım kızım. Afiyet olsun. Yesene damat. Ah, hadi bakayım. Ham yap. Hı? Aa, bu tamam. Mis gibi de kokarmış. Torunumu köye götüreceğim. Yayladaki soğuk sulardan içireceğim. Hadi bakayım. Sayende ete doyduk damat. Lafım olur baba. Afiyet olsun. Buyur baba. İçelim, güzelleşelim. Afiyet bol olsun. Sinema severler. Brooke Shields, Judy Foster, Drew Barrymore Hollywood'da çocukken sinemaya başlayıp aradan yıllar geçmesine rağmen sinemada hala yeteneklerini sergileme olanağı bulmuş şanslı küçük oyunculardır. Bizim de çok başarılı küçük yıldızlarımız vardı. İşte Kahraman Kral. Ben ölecekmişim. Ne var oğlum bunda yemin ettirecek? Hiç. Ama abimle Halit abim duydun mu diye bağırdılar akşam bana. Onların hasretine nasıl dayanacağım bilmiyorum ama... İşte Sezercik. Küçücük bir evleri var şimdi. Sevip okşayacak anneleri var, babaları var. Ne yapar? Çok para. İşte Yumurcak. Bekletin de bana verin babacığım. Eğer yaramazlık yapmaz, anneni üzmezsen... ...ben de kumbarana her gün para atarım... ...yakında istediğim bisiklete kavuşurum. Bir bisikletim olsa başka hiçbir şey istemem. Öz annemi, canım annemi... İşte Mine Çayıroğlu. Anne. Ne? Kız oğlunun başına gelenleri hiç öğrenememiş mi? Ama bilseydi bağışlar da onu. Okula gidiyor musun? Bakmamış. Okula gidiyor muyuz diye soruyor. Tır ne demek? Kamyon.
Kocaman kamyon. Duydun mu Maliş? Evet. Bir zamanlar kalplerimizde taht kuran küçük yıldızlarımız büyüdüler ve gittiler. Oysa bizler onları olgun halleriyle de perdelerimizde ve televizyon kanallarımızda görmek istiyoruz. Belgeselimizi burada bitirirken sizleri onların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Ama yine de kalbimizden geçen sözcüklerle onlara seslenmek istiyoruz. Kahraman Kral, Ayşecik, Mine Çayıroğlu, Sezercik, Sedef Ecer, Parla Şenol ve adlarını unuttuğumuz daha niceleri. Özledik sizleri. Sinemamız sizleri bekliyor. Neredesiniz? Çekil s**tırma şimdi buranın ağzına. Gönlümün rızasını mı verdim ben seni? Kaçıp evlenmeseydiniz verir miydim o dingil kasaba? Şimdi çekil önünden yoksa kötü olur Mine. Baba ölümü gör yapma. El alem yeter sonra. Buradan el alemden bana ne? Kaldığımız yerden devam edeceksin. Yeniden yıldız olacaksın Mine. Gazetelerde, paparazilerde manşetleri görür gibi oluyorum şimdiden. Küçük yıldız Mine Çayıroğlu setlere geri döndü. Mine Çayıroğlu'nun muhteşem dönüşü. Mine Çayıroğlu 13 bölüm televizyon dizisi imzaladı. 26 da olabilir. Mine Çayıroğlu sahnede. Yok küçük İbo'ymuş, yok küçük Güner'miş, Alişan'mış, yok bilmem hangi açık mankenmiş. Bunlardan senin ne eksin var Mine, ne eksin? Herifler ne para kazanıyorlar biliyor musun sen? Hadi eşyalarını toparla gidiyoruz. Baba gelemem seninle, ne olursun yapma. Çekil önden Mine. O kocan olacak dinginin seni buralarda çürütmesine izin veremem, vermem. Baba kurban olayım yapma. Çekil. Baba lütfen. Korkma Belgin'cim, korkma. Prova yapıyoruz. Güzel torunum benim. Belgin Doruk halt etmiş senin güzelliğinin karşısında. Korkma. Eve gidince torunuma çikolatalar, oyuncaklar alacağım. Bana bak. Sen şimdi şu kapıyı açıyor musun, açmıyor baba, musun? Açamam. Bana karşı mı geliyorsun sen? Buranı seviyorum baba. Burada mutluyum ben. Besle, okut, büyüt, yıldız yap. Sonra da karşı gelsin sana. Ne için? Dingil bir kasap için. Allah'ım bugünleri de mi gösterecektin bana? Allah'ım bugünleri de mi gösterecektin? Sülalemizde babasına karşı gelen birini duydun mu Mine? Duydun mu? Anne ağlama. Prova yapıyoruz kızım, prova. Demek öyle ha? Demek öyle. Babana karşı gelirsin ha? Bana kimse karşı gelemez. Kimse. Madem öyle, madem gelmiyorsun bu iş zorla olacak. Zorla. Baba dur yapma, korkutuyorsun beni. Emrah'mış, Ceylan'mış, Alişan'mış. Kızımın ne eksiği var ki onlardan? Endamsa endam, güzellikse güzellik. Senin ne eksin var onlardan Mine? Ne? Ne? Baba çıldırdın mı sen? Çıldırdım ya, evet. Çıldırdım. Çıldırdım. Yapma. Evet. Çıldırdım. Baba kurban olayım yapma. Ya delirdin mi sen? Akıllandım kızım, akıllandım. Benim kızım en iyisiydi. Mine Çayıroğlu en iyisiydi. Gel en iyisi olacak. Baba. Baba. Toparlan. Toparlan gidiyoruz. Anne bu kadar provaya
Yılmaz, Ayhan, Cüneyt. Buyur baba. Koşun çocuklar. Al şunu oğlum. Ablanız yeniden sinemaya dönüyor. Artık bizde kalacak. Anne babamın bize yaptığına bakar mısın? Anne. Merhaba Sırrı. Sağ ol ciğerim, merhaba. Merhaba. Eyvallah. Merhaba. Selam. Eyvallah. Abi be, bir 500'lüğün var kim mı be? Kim kaybetmiş ki biz bulalım hadi kardeş. Be. Eyvallah. Abi be, bir 5 milyonun var mı be? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun arkadaşlar. Sağ ol Sırrı evladım, sağ ol. Takar, buyur. Herkese benden bir çay. Nedir lan bundaki keyif? 13 bölümü kapmıştır, ne olacak? Hayırdır Sırrı? Bugün keyfin yerinde. Kaptın mı yoksa 13 bölümü ha? Mine. Ne olmuş Mine'ye? Sinemaya dönüyor. İyi diyor. Eleşme kıza Sırrı. Günahına girme kızım. Otursun oturduğu yerde. Yoksa o da bizim gibi aşıktan sürünür durur. Ya kocası? O ne diyor bu işe? İyi çocuğa benziyor. Kolunda altın bileziği de var. Bu zamanda meslek sahibi olmak çok zor evladım. Kasaplık ne zaman meslek oldu ki Aysel abla? Ha? Var mı öyle yetenekli bir oyuncuyu çürütmek? Eli onun donlarını yıkamaktan süzülüp bir deri bir kemik kalmış kız. Olmaz efendim, olmaz. Kızımın kariyeriyle oynamasına izin vermem hazır tapozun. Boşanacaklar. Başka çaresi yok bu işin. Hem televizyonu izlemediniz mi? Seyirci geri istiyor kızı. Çocukları ayırmakla hiç iyi bir iş yapmamışsın be Sırrı. Yazık değil mi çocuklara? Ne hakkın var buna? Süheyl doğru söylüyor Sırrı. Hakkın yok buna. Kimi? Kimin hakkı yokmuş? Benim mi hakkım yokmuş? Asıl Mine'nin üstündeki en büyük hak benim be. Benim. Nasılsın baba? Ev sahibi evden çıkarıyor. Bu gece kira borçlarını getirmezsen sokağa atarım eşyalarını diyor. Atar mı atar. 3 aydır kira borcunu ödemeyince babamın oğlu değil ki. Neyse sen nasılsın Sırrı evladım? Sağ ol baba, iyi. Vizesi çıksaydı. Şöyle demli bir şey içer misin baba? Benden. İçerim. Takar. Buyur. Babaya denizinden bir çay. Hemen abi. Sırrı abi neredesin ya? 2 gündür seni arıyorum. Buyurun. Buyur. 3. bölümde yeniden rolün çıktı. Yarın iş koyduk sana. Ha, gelirken Fatma ile Cüneyt'i de getir. Yapma be. Unutma yarın sabah tam 7'de hakemin önünden hareket ediyoruz, tamam? Yetti artık, yetti. Boyun devrilsin inşallah herif. Boyun devrilsin. Yalan hayaller yüzünden perişan olduk perişan. Allah'ım. Al bu canımı da zalimliğinden kurtulayım bu firavunum. Sağ ol beni talihsiz kızım. Bu filmler delirtti bunu kızım. Bu filmler. Deli bu herif. Zır deli. Anne anne. Gel benim torunum. Anne hasta kızım, rahatsız etme. Dokunma kızım yine. Dokunma. Gel benim talihsiz torunum. Dedem delirdi mi anneanne? Delirdi ya delirdi.
olacak eli kadar çocuk bile. Baban olacak o boyu devrilizli Cenin. Delirdiğini biliyor kızım. Bu filmler yüzünden çoluk çocuğun maskarası olduk, maskarası. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Benim kocam niye herkes gibi fabrikalarda çalışmıyor? Memurluk, bakkallık, manavlık yapmıyor. Neydi Allah'ım benim günahım da bu filmcilerin arasına soktu? Sana karşı ne suç işledim de bu yalan dünyayla gözünü boyadım bu boyu devrilizicenin. Ben ne suç işledim sana? Ne suç? Anneciğim ne olursun ağlama. Her şey düzelecek. Düzelecek. Düzelmez kızım. Düzelmez. Anneanne sen de mi prova yapıyorsun? Bak 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 bak. Şu Sabir'in de aklını çelmiş. Ey Allah'ım. Allah'ım ben sana bir şey demiyorum. Anne. Anne. Kendine gel. Anne. Annem evde yok amca. Annem evde yok amca. Aç kapa, aç kapa. Yılmaz oğlum bırak o kapıyı, donduk artık. Yapamayınca yönetmen kızıyor nene. Yönetmen kızıyormuş. Hah, yönetmen dediğin herif adam olsaydı yalanla dolanla milletin aklını karıştırmazdı. Fatma kızım su getir bana. Amca. Annem evde yok 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 amca. Annem nasılmış benim amca. Güzel kızım? Rakı yok mu rakı? Annem evde keyiflendim yok yine amca. Bir dur içeyim bari. Yarın sen de bizim de geleceksin Mine. Zehir zıkkım için inşallah. Heh buradaymış. Nasıl da boynunu bükmüş öyle. Annem evde yok amca. Annem evde yok amca. Annem evde yok amca. Annem evde yok amca. Aferin benim oğluma. Bir daha oyna bakayım. Annem evde yok amca. Yok olmadı, olmadı. Bak bak bak. Böyle yapacaksın. Bakma öyle havalı. Beni izle şimdi. Kim o? Benim Rıza Kalantaroğlu. Şey, annem evde yok amca. Gördün mü? Bak aynen böyle oynayacaksın. Ama baba senaryoda şey lafı yok ki. Ruhunla oynayacaksın oğlum, ruhunla. Gerçek oyuncu, iyi oyuncu oyunu daha güçlensin diye gerekirse sözcük de ekler. Tamam mı? Tamam baba. Ha? Sen şimdi en iyisini bulana kadar devam et. Sen rolünü çalıştın mı Fatma? Çalıştım baba. Göster o zaman. Annem evde yok amca. Kötü adam, anneme vurma. Olmadı, olmadı. Bak kızım, ağlamak en zor işte sinemada. İyi ve hızlı ağlamak istiyorsan rolünü yapmadan önce bütün kötü şeyleri düşüneceksin, tamam mı? Tamam. Tövbe tövbe. Beni izle. Bana çok korkunç bir şey söyle kızım. Annem evde yok amca. Para bitti, evde ekmek yok baba. Başka? Ninem öldü baba. Başka, başka? Ev yanıyor baba. Başka be kızım.
Film kostümlerinde yanıyor baba. Ne? Kostümler de mi yanıyor? Kötü adam. Annemi vurma. Kötü adam. Gitti canım kostümler. Gitti. Kötü adam annemi vurma. Annemi vurma kötü adam. Böyle yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi git bakayım bizim odada çalış. Hadi bakayım. Annem evde yok amca. Bugün işe gitmedin mi sen? Annem evde yok amca. Yine Cüneyt nerede? Annem evde yok amca. Annem evde yok amca. Yine sen ne yapıyorsun? Patlıcan soyuyorum baba. Bırak bırak. Bu ellerle patlıcan soyulur mu kızım? Patlıcanın lekesi çıkmaz. Yarın yönetmen göreceksin. Lekeli ellerle yönetmenin karşısında çıkılır mı? Bana bak. Ne? Bu kıza sakın bir daha patlıcan soydurmak külahları değişiriz ha. Bulaşık çamaşır yıkamaktı. Fatma yıka. Sen en büyük star olacaksın kızım. En büyük. Öyle bulaşıkla çamaşırla heba ettirmem ben seni. Ya düşünsene. Gazeteci ordusuyla dizilerden filmlere koşturacaksın. Tabii ben hep yanında olacağım. Paraya para demeyeceksin. Kadirferle evlerde oturacaksın. Avrupa'dan özenle seçilmiş kıyafetler giyeceksin. Bak bana bak, soyunmak yok ama öyle başını açmana asla izin vermem. Baştan söyleyeyim ben sana ha. Ama altına da şöyle en kıyandan bir araba çektik mi ha? Değme keyfimize. Kendimizin padişahı oluruz be, hem de padişahın en kral. Bir de karşılıklı bir film çektik mi ha? Değme keyfimize. Başlıyor. Baba kız karşılıklı oynayacağız. Allah! Ay ulan yalandı ya. O günleri de görecek miyiz ha? Yapacaksın kızım. Anne, anne umutlarımız için etmesen olmaz sanki ha? Yalanın umut olduğu nerede görülmüş, işitilmiş şey? A benim salak oğlum. Anne, anne. Annem evde yok amca. Annem evde... Baba! Ne var lan? Eniştem gelmiş. Sen geç içeri. Ne istiyorsun? Baba, Mine burada mı? Burada. Ne olacak? Geç oldu. Eve götürmeye geldim. Artık Mine o eve gelmeyecek. Ama baba. Aması maması yok. Mine'yi unut Burhan. Unut. Delikanlıysan boşanma davasını da sen açarsın. Bir daha da buraya gelme, yoksa bacaklarını kırarım. Ne bakıyorsunuz? Star olacak o, star. O dingil bir daha buraya gelirse öldürürüm onu. Geçin aslı atarın. Geç. Aklını oynatmışsın sen Sarı. Aklını. Öyle utanmak, sıkılmak yok. Yönetmen bir şey anlattığında gözlerinin içine bakacaksın. Söylediği her şeyi can kulağıyla dinleyeceksin. El alem bir kere dinliyorsa sen iki kere dinleyeceksin. Bu yönetmen milletinden sevgiyi, saygıyı eksik ettin mi vay haline. Sana bir kim tuttu mu artık iflah olmazsın bu camiada. Kariyerin bir anda sıfıra düşer. İş bulamazsın, yükselemezsin. Lakin sevgiyi, saygıyı eksik etmedin mi korkma. Hiçbir zaman sırtın yere gelmez kızım. Anladın mı? Anladın mı kızım? Anladım baba. Ezber tamam mı? Tamam mı ezber? Tamam baba. Tamam demeyi de olmaz, göster. Kötü adam, anneme vurma. Olmuyor olmuyor, adına layık ol kızım. Fatma Girik neden büyük oyuncu? He? Aklım bir karış ama da çünkü cevap veremezsin tabii. Ruhuyla oynuyor onlar, ruhuyla. O yüzden çok büyük oyuncular. Kötü şeyler düşün sen, kötü şeyler. Hadi bir daha oyna kızım. Evet, evet motor. Evet. Cüneyt, Cüneyt. Cüneyt diyorum oğlum, duymuyor musun? Anne ne işin var burada senin? İşe gidiyorum oğlum. Dün gece neredeydin? Bir arkadaşla kaldım abi. Haber verseydin ya.
Ay sabaha kadar babanla uğraştım. Uzatma anne. Bir daha olursa haber veririm sana. Anne. Söyle. Bir teklif versene. Daha dün verdim ya. Hadi be anne. Lazım olmasa ister miyim? Borç. Kur'an ekmek çarpsın borç. Şunu doğrusunu versene anne. Çocuğa para verir gibisin be. Başka türlü nasıl verilir ki bu Meret? Tamam tamam uzatma. İşe geç bozuyorsun. Yürü. Anne. Anne. Ne istiyorsun sırrı? Bir dakikanızı istirham edebilir miyim efendim? Gel. Affedersiniz sayın yönetmenim. Mine geldi. Hangi Mine? Mine Çayıroğlu. Kızım. Küçük Yıldız Sen ilk filmi siz çekmiştiniz ya efendim. Yeniden sinemaya dönüyorlar. Bizim Mine. Hani nerede? Getirsene. Bir göreyim şunu. Affedersiniz efendim. Vay 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 vay. Kız sen ne olmuşsun böyle? Minnacıktın. Kocaman hoş bir kadın olmuşsun. Ya Sırrı biz mi yaşlandık? Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Yönetmenin elini öpsene kız. Sağ ol Mine, sağ ol. Sağ ol. Hatırlıyor musun Mine? Yetimlerin Ağı filminde kucağıma oturtmuş sana ezmer yaptırırken korkudan üzerime işemiştin. Neler yapıyorsun şimdi Mine? Yeniden sinemaya dönüyor efendim. Çok sevindim. İlk filmi siz çekmiştiniz. Uğurlu gelmişti sayın yönetmenim. Şimdi yeniden başlarken de... O zaman hoş geldin de bizimle yapsın. Az ekmek yemedik Mine'den. Oğuz. Geldim. Buyurun hocam. Oğuz Gülben'i başka bir öre kaydır. Nait'in kızı var hocam. Hani pavyona düşen. Gülben'e uyar. Tamam Çiğdem'i Mine oynayacak. Detayları anlatırsın Mine'ye. Sağ olun efendim. Var olun. Sağ olun. Şimdi Çiğdem iş adamı Tahir Bey'in şımarık ve nazlı kızı. Son derece bakımlı, süslü, özgür ruhlu bir kız. Babası yani Tahir Bey kızını çok seviyor. Karısı öldüğü için de Çiğdem tek varis. Fakat Çiğdem 6. bölümde kanser oluyor. Kanser oluyor? Tahir Bey kızının tedavisi için işini gücünü borçladığından iflas ediyor. Borçlandığı için tabii ki mafyanın eline düşüyor. Tam o sırada... Sırrı abi hazır mısın? Buyurun efendim. Hazır mısın? Hazırım efendim. Bana bak. Sana verdiğim işi ne zaman yüzüne gözüne bulaştırmadan yapacaksın ha? Stop stop stop. Olmuyor olmuyor olmuyor. Sırrı evladım. Buyurun efendim. Dayak yiyorsun evladım. Adam seni okşamıyor. Dövüyor.
Bu ne mutluluk yahu? Bağır, inle, ağla, ben yapmadım de. Peki efendim. Hazır mısın oğlum? Hazırım efendim. Oğlum. Gerçekten vur Berat Bey. Gerçekten vur. Ne diyorsun lan sen, manyak mısın? Ekmeğimin manyağı Berat Bey. Ekmeğimin manyağı. Estağfurullah. 5, 4, 3, 2, 1. Kayıt. Sana verdiğim işi ne zaman yüzüne gözüne bulaştırmadan yapacaksın? Sana verdiğim işi ne zaman yüzüne gözüne bulaştırmadan yapacaksın ha? Çok gencim, Flinta gibiyim yani. Ha. Günde ben diyeyim 3, siz diyeyim 5 takım elbise değiştirdim. Annenizle daha tanışmamışız. Mahallenin bütün kızları da ayrıca bana hasta. Neyse, sizden iyi olmasın. Mahallede çok iyi bir abimiz var. Yani böyle çok kısa olduğu için Bit Nuri derdik biz ona. Evet. Onun yanında dolmuş şoförlüğü yapıyorum. Neyse, ne diyorum efendim. Sene 1960, durakta müşteri bekliyorum. Bir de soğuk bir sormayın. Adımın biri geldi. Kardeş, bir film çekiyoruz. Filmde böyle bir dolmuş olması gerekiyor. Bu gece bizimle çalışır mısın dedi. E olur dedim. Al takke ver külah. Bir haftada kazanacağım parayı herif trik diye avucuma saydı. Akarı yok, kokarı yok. Keş. Kalktık, sete gittik. Aman ışıklar, kameralar. Ya öyle o biçim böyle. Aval aval olanları izlerken bir de ne göreyim ben? Tam karşımda ayağın ışık durmuyor mu? Aman. O zaman ayağına ışık dendi mi bütün Türkiye bir saat durup düşünür, öyle meşhur yani. Yani rivayet o ki bunun yüzünden yüzlerce kadın intihar etmiş de devlet isyan çıkmasın diye gizlemiş yani. Neyse, bizde de hayranlık var ya ayağın ışığa karşı. Neyse, ne diyordum? Evet, ayağın ışığı gördüm, karşımda duruyor, kalbim heyecandan güp güp atıyor. Nasıl atmasın ki? Adam o olan hayranlığım yüzünden aynı onun gibi bıyık bırakıyorum. Aynı öyle onun gibi böyle krak çekiyorum. Neyse, bir an nasıl oldu bilmiyorum. Ayhan ışık tam gelip yanımda durdu. Allah'ım dedim buraya. Böyle kendime biçimcik attım. Yok ulan ne rüyası, gerçek bu. Kalbim böyle güp güp atarken elimi uzatıp partisi üstüne dokundum parmağımla. Elim nasıl titriyor biliyor musun? Böyle sanki kompresör mübarekler. İyi dedim. O gün bugündür sefaletten birimizi doğrultamadık. Uzatmayayım. Birden bağırtı çağırtı koptu sette. Bir adam yerden 3 metre fırlayıp bağırıp çağırıyor. O zaman yönetmenmiş, yönetmenmiş ne anlarız ki? Meğer yönetmen o adammış. Şimdi ülkenin bütün yönetmenlerinin doğum tarihlerini sıralarım valla. Neyse. Yönetmenin bağırma nedeni sete bir figüranın gelmemesiymiş. Yönetmen bağırıp çağırıyor. Nerede bu diye. Herkes kaçacak delik ararken yönetmen gelip tam benim önümde durdu. Baktı, baktı. Sen oynayacaksın dedi. Kalbim güp güp atıyor. Heyecandan ölüyorum. Ben kim? Oyunculuk kim? Hem de ayan ışıkla karşılıklı oynayacağız yani. Uzatmayayım. Aç şu kapıyı kızım, annendir. Üf, tut şunları. Heh, şunları da. Nasılsın kızım? İyiyim anne. Heh, aferin. Ay. Götür mutfağa yerleştir onları. Sırrı kuru temizlemeciden aldım. Bunlar ne sırrı? Meze. Bütün gün 3 kuruş için el alemin pisliğini temizleyeyim. Ucuz olsun diye akşam pazarına gidip sebze meyvelerin arasından iyilerini seçmek için canım çıksın. Beyefendinin kostümlerini temizletmek için kuru temizlemecileri zengin edeyim. Çoluk çocuğun rızkını kazanmak için günde 2 iş alayım.
Sırrı Bey de kazandığı paraları böyle rakıya mezeye yatırsın, öyle mi? Mine'nin işi oldu, kutluyoruz. Çek bir sandalye, otur. Allah'ım, al bu canımı da kurtulayım Allah'ım, bu zalimin elinden kurtulayım Allah'ım. Gitti kostümler. Ulan devamlı var bu kostümün be. Başına bir iş gelirse Allah'ıma yakarım seni ha, yakarım. Allah'ım getir bunları içeri hadi. Ben ne için yaşıyorum? Çocuklarım için yaşıyorum. Az kaldı, az. Ve karşınızda Mine Çayrol diye lanse edilmeye az kaldı. Sen o zaman görürsün gününü. Sen bunlardan ne anlarsın ki? Artistik yapma lan bana. Ne anlarsın sen ha? Beğenmiyorsan defolup gidersin. İşte kapı. Beğenmiyorsan çekip gidersin. Tövbe tövbe. Kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olur kimseler almaz. Annene bak gör halini. Gel güzelim beni yakma. Pişman olur kalbini yakma. Hepten kudurdu. Kuzu. Yapacak. Kendi kudurdu bakalım bizim başımıza daha neler gelecek. Allah'ım sen büyüksün. Karımı isterim. Gecenin bu saatinde öküz gibi bağıran kim lan? Mine. Burhan. Burhan mı? Burhan. Alan adamı ben doğurayım lan. Baba. Gebertirim ha. Ne bağırıyorsun lan öküz gibi? Ne bağırıyorsun baba, ha? Kes lan. Babama deme bana. Ne istiyorsun ha? Karımı. Belki de. Kızımı da torunumu vermiyorum lan. Vermiyorum. Sarı yapma. Lan, baba. Vermiyorum. Baba elini kana bulamak izin devamlığı var. Boşayacaksın Mine'yi. Boşayacaksın. Kızımın geleceğiyle oynamaya hakkın yok lan. Sarı olacak o kız. Star. Ama baba. Baba deme lan bana. Ben ne olacağım? Genç adamsın. Başka birini bulursun. Olmaz. Ben Mine'den başkasını istemem. Seviyorum onu. Seviyorum onu baba. Ben onu çok seviyorum. İlla da Mine'yi isterim ben. Mine'yi istiyorsun ha? Öyle mi? Mine'yi istiyorsun. Gitmek istiyorsa al götür. Ama şunu bilin ki dilim hakkı için Mine eğer böyle bir şey yaparsa ikiniz de bu bıçakla dilim dilim doğrarım. Mapuslarda ekmek elden su gölden keyif çatarken de vicdanım şu kadarcık sızlanmaz. Duydunuz mu? Buyur. Gelmek istiyorsa al git. Hadi. Hadi al git. Hadi. Mine. Kızın cevabını aldın. Şimdi defol git buradan. Bir daha da buralarda dolaştığını görürsem acımam öldürürüm seni. Öldürürüm. Gelinler içeri. Hadi. İçeri hadi. Hani yürü. Gir içeri. Yürü. Gir içeri.
Kimsin sen? Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Kimsin sen? Kimsin sen? Nasıl girdin buraya? Nasıl girdin buraya? Sana soruyorum. Sana soruyorum. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Stop, stop. Metincim, diyaloğu niye söylemiyorsun canım kardeşim? Abi sufleyi vermedi ki. Sadece bağırma diyeceksin. Bunun süflesi mi olur kardeşim? Özür dilerim abi, bir daha yaparım. Sen de kazık yutmuş gibi oturma şu yatakta Mine. Allah Allah, Allah Allah. Hadi yeniden çekiyoruz. Evet. Akıyor abi. Kimsin sen? Nasıl girdin buraya? Kimsin sen? Nasıl girdin buraya? Kimsin sen? Kimsin sen? Nasıl girdin buraya? Buraya. Elmas! Elmas! Ne? Bak bak bak. Mine gazeteye çıkmış. Bak. Kız baksana, Mine gazeteye çıktı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Anne! Anne! Anne kalk kalk kalk. Ay ne oldu yavrum? Harf mi çıktı? Hem de ne harf? Bak, Mine gazeteye çıktı. Sonunda iyice o**bi yaptın kızı. Muradını erdin. Bari üstüne de göbek at ha. Anne! Bine bak. Gazeteye basmışlar seni. Hey yavrum hey. Yakında star olacaksın star. Hey baba ne yapayım? Bine. Efendim baba. Bak bakayım bana. Gözlerine ne oldu öyle? Ne olmuş gözlerime? Altı mor mor olmuş. Yorgunluktan dedi. Kızım ben sana uykunu iyi al demiyor muyum? Bir oyuncu için önemli şey nedir? Gözleridir. Bütün gücünü gözlerine verip oynayacaksın ki Filiz Akın, Fatma Girik, Türkan Şoray gibi star olabilirsin. Yoksa nanay. Baba ne yapıyorsun? Patates göze çok iyi gelir. Çişliğe alır. Tut şunu, tut şunu. Bir saat böyle kalacaksın. Sonra da çay banyosu yapacağız gözlerine, tamam mı? Çay gözlerini parlatır, yorgunlanır, dinlenir. Beni mi takip ediyorsun? Şey ben sizinle... Sen şu artistin oğlu değil misin? Evet, ben de oynuyorum filmlerde. Sahi mi? Sahi, Cüneyt Arkın'la bile oynadım ben. Babamın çok yakın arkadaşı. Benim adım da o yüzden Cüneyt. Rahmetli Yılmaz Güney de babamın çok yakın arkadaşıydı. Kardeşlerimin adı da... Başka kimi tanıyor baba? Bütün starları tanır babam. Ben de tanırım ya, o benden daha iyi tanır.
Rahmetli Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Fatma Girik, Filiz Akın, hepsi arkadaşıdır babamın. Arkandan öyle takip etme beni. Yanımda yürü. Sahi mi? Sahi, filmlerdeki gibi. Nereye? Pazara. Sessiz olacağım evvelallah. Ah benim talihsizim. Ah benim yavrularım. Sen bekle tamam mı? Şöyle 5-600 gramız olsa Cabbar kardeş yok mu? Bir gün beni paşa gibi görürsen hiç şaşma. İşte bak. Bak. Göremedim baba. Ya oğlum kalabalığın arasında Yılmaz'ın arkasında duran adam vardı ya bak. Hangisi? Hani kaza mı oldu abi diyen. Ha. Ha işte o benim. Hepsi bu kadar mı baba? Sen ne anlarsın lan sinemadan? Fazla konuşma. Oyuncu olmuş da rolümüzü beğenmiyor Dürzü. Ulan sen daha yokken bir gün Yılmaz bana dedi ki... Sır abi sende büyük bir yetenek var. Gel abi benimle Adana'ya bak gör neler olacak. Kalktık gittik Adana'ya. Haber vereceğim. Köyden gelip bu meseleyi halletsinler. Sakın yapma Burhan. Sakın yapma. İyice delinir babam. Ama Mine dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Çok, çok özledim seni. Yapma Burhan. Ya biri gelirse? Gelirse gelsin. Helalinden kırım değil misin? Yapma. Mine... Zaten. Kaçırdık herifi. Bir şeyini çalmadı değil mi kardeş? Yok emmim. Hiçbir şeyim eksik değildir. Ben de adama mal kaptıracak göz var mı? Sırrı emmi. Sen de kimsin? Reşat. Yukarı köylü Rıza'nın tek oğlu Reşat. Reşat hoş geldin.
Allah'ım, emmim benim. Şükür kavuşturana. Nereden çıktın lan sen? Emmim benim. Şükür buldum seni ya. Sırrem, tam 3 gündür seni arayayım ha. Sonra sirkecide dolaşırken bizim köylü Cemşit'e rastladım. Kurbanın olayım Cemşit ağam dedi. Ağam dedi. Sen benim derdime bir çare bulursun dedi. Neymiş derdin deyince Sırrem'imin adresisini vereceksin dedim. Ne dese beğenirsin? Hangi sırrı demez mi? Artı sırrı dedim. Kolay dedi. Aha adresesi. O zaman sevinçten 2 damla yaş aktı gözümden Sırrem. Emmim ben. Emmim. Buldum ya sen. Bir daha asla bırakmam seni. Kurbanın olayım Sırrem. Beni de artist. Bu iş öyle kolay değil Reşat. Çok zorluk çekersin ha. Bütün zorlukları önce Allah'a sonra senin izniyle yenerim. Dinim hakkı için Sırrem mi? Bak yeri gelir aç kalırsın. Açlığa benim gibi dayananı yoktur emmi. Parasız kalırsın. Aa, para nedir ki emmi? Elinin kiri. Ona da dayanırız. Peki peki yaparız bir şeyler. Kurbanı olurum ben emmim. Tamam tamam uzatma. Baban nasıl? İyidir. Aa, size pastel cevizden getirmişim emmim. Sen şimdi bırak onları git elini yüzünü yıka da uyu. Geç oldu hadi. Sen nasıl istersen emmi. Ayak olun nedir? Koridora gir sağda hadi. Sırrı emmim beni artist yapacak yenge. Artist olacağım hadi. İşte bu salak olan çıktı başımıza. Sinema aşkıyla yanıp kavrulanları kapı dışarı etmek olmaz hanım. Elleşme. Elini öpeyim Rıza emmi. Anne, anne bak kim geldi anne. Rıza emmi gelmiş. Babam bunu hiç sevmezdi. Bunun gözü vardı bende. Hayda. Anne, sırası mı şimdi bunun? Nasıl Rıza emmi? Nasıl olayım evladım? Bu dersizin yüzünden işi gücü bıraktık. Buralara kadar geldik. Ben bundan bıktım Sırrı, bıktım. Gel lan buraya. Yapma emmi, yapma. Toparlı eşyalarını köye dönüyoruz. Ben artist olacağım. Köyümeye gitmeyeyim. Bunun gözü vardı bende Sırrı. Anne. Bunun gözü vardı. Ya baba ya. Gözü vardı bende. Çiğdem abla. Ölme. Ölme. Metine. Metine. Ölme. Onu sadece sevdiğini söyle. Ölme. Çiğdem abla ölme. Ölme. Stop 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 stop. Olmuyor olmuyor. Allah Allah. Mineciğim niye olmuyor kızım? İnsan böyle mi ölür be kızım? Tam 9 kere tekrar ettik bu sahneyi. Neden kendini rolüne vermiyorsun? Alın arabayı geriye. Hadi alın şunu geri. Oğuz, set hazır olunca haber verin bana. Ben arabadayım. Peki hocam. Hadi arkadaşlar. İkinci asistan nerede? Zeynep nerede? Hadi bulsanıza şunu bana. Amma yeteneksiz karı be. Bu karının yeteneksizliği yüzünden sabah çiğ zıvandı. Thank you.
Benim kızım star olacak, star. Yeteneksizmiş. Yeteneksiz senin babandır. Herkes bilir ölüm sahnelerinin çok zor olduğunu. Kolay mı ölmek? Kolaysa buyur sen yap. Var mı öyle bağırıp çağırmak kıza? Kızı ürkütünce de geçecek kendine. Benim güzel kızım yeteneklidir. Siz kendinize bakın. Öyle motostop demeyle bu iş olmuyor. Senaryonuz kötüyse kız ne yapsın? Kız öyle ağlamaklı olunca diğerim yandı. İçim öyle kabardı ki. Öyle büyük olacak ki utanacaksınız. Mine Hanım bir film yapalım diye çevresinde dolanıp yalakalık yapacaksınız. Var mı öyle koca kızı herkesin içinde çocuk gibi ağladı? Allah topunuzun belasını versin. Belası. Utanacaksın. O yıldız olduğunda hepiniz. Utanacaksın. Sırrı. Ne var? Yemek hazır. Yemeyeceğim. Siz yiyin. Amir Recep. Buyur canım. Ha, uyandırmadım değil mi abicim? Yok be canım. Oturuyorduk biz de. Buyur. Abi çok acele erkeğe, kadına, çocuklara ihtiyacımız var. Abi bana yardım et ne olursun ya. Gecenin bu saatinde ne yapacağımı şaşırdım. Kolay. Bizimkiler var ya. Ha, tamam. Hemen atlayın gelin abi. Nereye? Ya Emirgan'a. Körün kahvesini sokağına. Param yok Recep. Çok uzakmış. Abicim bir taksiye atla gel. Ben karşılayacağım sizi ya. Parayı da ben öderim taksiye. Hemen geliyoruz Recep'cim. Elmas kalk lan kalk iş çıktı. Aman iyi giyin git işte. Sen de geleceksin. Ben de mi geliyorum? Baba Mine ablam niye bizimle gelmedi? Sus lan. O figüran mı? Star. Gecenin bu geç saatlerinde yollara düşürdüğün gibi alacağım mısın? Alacağım mısın? Sus hanım, sus! Ne oldu? Yesene kızım ekmeğini. Üşüyorum anne. Çok üşüyorum. Şunlara bir bakıp geleyim. Bir saat oldu hala diğer sahne için çağırmadı. Oyun devrilsin. Halinize bak. Perişan ettim. Unuttular bizi.
Unuttular bizi. Allah belanı versin Recep. Allah belanı versin. Unuttular bizi. Unuttular bizi. Boynun altında kalsın hem sırrın. Boynun altında kalsın. Ben intizar etme. Allah belanı versin hem. Saatlerdir köpek sürüsü gibi yürüyoruz sokak sokak. Mine bir iş daha kapsın, hepsi geçecek. Hiçbir şey değişmiyor, hiçbir şey. Lan bir sus lan, bir sus lan. Susmayacağım. Adamı dinle, limandan çıkartma. Tövbe tövbe. Ama daha çok var mı, yoruldum. Az kaldı oğlum, az kaldı. Dayan biraz daha. Hayrola Sırrı abi, rüyanda mı gördün kahveyi? Yok be Takar, Recep unuttu bizi. Para olmayınca da buraya kadar yürüdük. Bir 5 milyon versene, Recep'ten alınca öderim. Yeter mi? Yeter yeter, sağ ol. Sen yengenle ilgilen, ben bir taksi çağırıp geliyorum. Tamam abi. Nasılsın yenge? Sağ ol kardeş. El öpenlerin çok olsun yavrum. Sağ ol. Bir şeyler yedim. Baba, babacığım. Kızım. Bu böyle olmayacak. Polise gideceğim. Bunu aklından bile geçirme Burhan. Yoksa beni temelli kaybedersin. Ama beni... Lütfen. Sen git oğlum. Bizim öküz gelir şimdi. Gene harf çıkmasın. Babacığım gitme. Babacığım gitme. Baba kızma. Kızma baba, ne olur. Hepsini, hepsini ezberleyeceğim baba. Kızma ne olur. Çocuk çok hasta Sırrı. Bir doktora götürsek. Götürmeye götürelim de para yok Elmas. Bilmiyormuş gibi konuşma. Baba, izin verirsen Burhan'dan bir koşu alıp geleyim. Olmaz. Ben hazır tapozdan para dilenmem. Kız çok hasta Sırrı. Bırak artık bu inadı. Bir daha tekrar etmeyin. Kalbinizi kırarım vallahi. O herifin adı söylenmeyecek bu evde. Çok. Biliyorum ana. Biliyorum. (Gülüyor)
düzü Nuh dedi mi? Peygamber demez. Kefen param. Al bozdur. Çocuğu doktora götür kızım. Al dedim. Senin kızınsa benim de torunum. Al güzel gelin. Talihsizim. Kaldırır mısınız? Sırtını açın. Tamam. Öksür yavrum. Öksür. Derin nefes al yavrum. Evet. Şimdi bırak. Öksür. Bir kere daha. Tamam. Şu röntgeni çektirip tekrar bana getirin. Nesi var anne? Arıza tutuyor. Doktor hastaneye yatması gerek dedi ama para yok ki kızım. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Babam asla izin vermez. Mini'yi star yapacağım diye koştururken böyle bir masrafın altına asla girmez. Asla girmez. Avlana, avlana. Şeytan diyor ki... Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Doruk? Bu işi yapmak kolay. Peki sonrası ne olacak? Var mı kıyıda köşede birkaç kuruşun? Yok. Bu iş çok zor Moruk, çok zor. İyi düşün. Bir saniye. Baba seni istiyorlar. Alo. Sırrı Bey. Benim. Sırrı Bey, eğer vaktiniz uygunsa sizinle görüşmek istiyoruz. Konu neydi? Bir reklam filmi çekeceğiz Sırrı Bey. Başrolü sizin oynamanızı istiyoruz. Reklam filmi mi? Başrol mü? Evet. Eğer yönetmenimiz de sizinle çalışmak isterse başrol. Deneme filmi için bugün sinema reklamcılığa gelebilirseniz çok seviniriz. Bulurum efendim. Bulurum. Görüşmek üzere. Peki peki tabii. Görüşmek üzere. Allah'ım. Allah'ım sonunda yüzümüze güldün. Reklam filmine çağırıyorlar.
Dönünce hastaneye yatıracağım kızımı. Mutlaka yatıracağım. Bu reklamcılar iyi para verirler. Elmaz iyi para verirler. En kral hastaneye yatıracağım kızımı. En kral. Mine kızım, takım elbisemi hazırla. Çabuk. Bu olmaz. Ha, bu olur. Adın? He, Sırrı. Soyadın? Çayıroğlu. Birazcık oyunculuk serüveninizden bahseder misiniz bize Sırrı Bey? Hay hay. Emredersiniz efendim. Sene 1960'lar. Dolmuşçuluk yapıyorum Bitnur'un yanında. Günde ben diyeyim 3, siz deyin 5 takım giyiniyorum o zaman. Filinta gibiyim yani. Bir gün dolmuşta müşteri bekliyorum. Bir de soğuk ki sormayın gitsin. Adam biri geldi. Kardeşim bir film çekiyoruz dedi. Çabuk bir kaset getirin bana hadi. Nasılsın Mine? İşi kaptım Mine. Kaptım. Avansı da aldım. Hemen Fatma'yı hastaneye götürelim. Mine? Ne oldu kızım? Ne bu halin? Ne oldu söylesene. Fatma. Fatma öldü baba.
Çocuklarımın geleceğini garanti altına almak için. Her şey sizin için de, her şey. Anlamadınız mı? Defolun, defolun gidin. Eviniz defolun, defolun. Defolun, defolun gidin. Ne anlarsınız siz sinemadan? Ben sadece... Merak ettim seni. Birkaç kere eve geldim, zile bastım ama açan olmadı. Elmas, çocukların annen Filiz'in yanında kalıyorlar Sırrı. Cüneyt de Hüsnü'nün kızıyla evlenip alt katlarına yerleşmişler. Hüsnü önce mahkemeye vereceğim Cüneyt'i dedi. Ama kız Reşit çıkınca bir şey yapamadı. Duyduğuma göre dün de barışmışlar. Araya Burhan girmiş. Yılmaz'ı da kasaba yanına almış Burhan. Birlikte çalışıyorlarmış. Ayhan'ı da marangoz Kazım'ın yanına vermişler. Kapı pencere masa yapıyorlar şimdi. Bir de akıllı bir olan ki sorma gitsin. Kazım çok memnun Ayhan'dan. İyiler yani. Bırakma kendini Sırrı, toparlan. Sen böyle olacak adam değilsin. Git özür dile Barış. Genç sayılırsın. Gir bir fabrikaya yeniden başla hayata. Hiçbir şey için geç değil Sırrı. Bitirme kendini. Bilirsin severim seni.
Sırrı emmi. Sırrı emmi. Nejat. Benim emmi. Nasılsın Sırrı emmi? Fatma öldü be Nejat. Öldü. Duymuşam emmi. Çok üzülmüşem. Ama bilinsen emmi, olanla ölmüşe çare yoktur. Öyle mi diyorsun be Reşat? He. Cümle alem bilir olanla ölmüşe çare olmadığını. Hem Allah sevdiği kullarını tez alırmış yanına Sırrı emmi. Çok sevdiğinden herhal. Sen inanıyor musun buna be Reşat? İnanıyorum emmi. Yoksa bebeler niye ölsün ki? Yengemler nasıl? Gene evden mi kaçtın Reşat? Haberin yok galiba emmi. Babam öldü. Öldü mü? Öldü ya. Yaşadığı kadar yaşamıştı zaten. Keşke bütün insanlar onun kadar yaşasaydı. Sırrı emmi. Ha. Beni artist yapacaksan değil mi? Bu işler zor Reşat. Yol yakınken vazgeç. Dayanamazsın. Dayanırım emmi. Hem vallahi hem billahi dayanırım. Bak emmi, hem de çok param var. Bak bak, çekinme. Babam öldükten sonra tarlayı, bağı, bahçe, evi toptan satıp bankaya koydum. Belki bir film çekeriz ha emmi. Bak bak, çekinme. Bak. Pancar gibi oldum be emmi. Lan Reşat, biz bu parayla kendi filmimizi çekeriz lan. Filmin esas adamı ikimiz olacağız değil mi? Tamam lan. Şöyle avantürü, sosyal içeriği bol olan bir film çekeriz. Adı da Son Umut olur. Ha? Benim adım en önce yazılacak, tamam mı? Tamam lan, yürü gidiyoruz. Ana! Nereye gidiyoruz emmi? Yeşilçam'a. Yeşilçam'a! Yine bir gün böyle aynı seninle karşılaştığımız gibi İstiklal Caddesi'nde Yılmaz Güney'le karşılaştım. Bakma bu halime. O zaman film takibi. Yılmaz dedi ki, Keko benimle bir filme var mısın? Seni kıracağım, o kafamı kırarım Yılmaz'cığım. Ama para mara yok, kendimize çekeceğiz dedi. E ona da hayal dedim. Boynuma sarıldı çocuk gibi, sevinçler hüngür hüngür ağlamaya başladı.